Bugün Eskişehir'in en uzak köşelerinden bir yerdeyim. Buraya güneş enerjili fotokapanımı kurmaya ve arazide duran bir tane flaşlı fotokapanımı kontrole geldim. Tabii gideceğim nokta çok sarp bir yer olduğu için kendi aracımla gidemiyorum maalesef. Berk diye bir dostum var. Berk'in traktörüyle gideceğiz bugün. Uzun ve yorucu bir yolculuk olacak muhtemelen. Şimdi Berk'in yanına doğru gidiyorum. Berk'le birlikte traktör alıp yukarı dağın zirvesine doğru yola koyulacağız. Buradaki hedef türümüz vaşak. Güzel bir vaşak popülasyonu var burada. Senelerdir takip ettiğim bireyler var. Uzun bir zamandır fotokapanımı kontrol edemiyorum orada. Çok merak ediyorum neler çıktı, neler geldi. Tabii ki pili bitmiştir muhtemelen, çok zaman geçti. Fakat pil sorununa çare bulmak için ben oraya güneş enerjili fotokapan yerleştireceğim. Epey bir müddet gideceğini tahmin ediyorum. 4 ay, 5 ay artık görüp deneyeceğiz. Birazdan Berk'in yanına ulaşıp traktöre atlayıp yukarı dağlara doğru yola koyulacağız. Yolculuk esnasında da video kayıtlarıma devam edeceğim. Şimdilik görüntülere ara veriyorum. Evet, Berk'le yolculuğumuz başladı. Şimdi fotokapanları yerleştirmek için yukarı çıkıyoruz. Zorlu bir yolculuk olacak. İyi seyirler. Evet, zirveye yaklaşmak üzereyiz. Az bir yolumuz kaldı. Fakat yağan yağmur suları yolları çok yarmış. Toprağa götürmüş, taşlık kalmış. Traktör bile kimi yerlerde çok zorlanıyor. Az bir yolumuz kaldı bakalım. Güneş enerjili kamerayı kuracağız. Bir daha 3-4 ay buraya gelmesek de olur. Güzel çekimler almayı planlıyoruz. Onun haricinde bir tane de yukarıda kameram var. Onu kontrol etti. Kameranın yanına vardığımızda tekrardan kayda geçeceğim. Evet, şimdi ilk fotokapanımıza geldik. Burada kontrol yapacağız. Buradan geri dönüp yukarıya fotokapan yerleştireceğiz iki tane. Şimdi buradaki fotokapanımızı kontrol edelim. Evet, yolculuk şimdilik sona erdi. Makinalarımıza bakalım. Cihazımız yerinde duruyor. Çok uzun zaman geçti. Burası çok güzel bir yol. Şimdi bir makinemize bakalım. Şimdi bu flaşlı kapanımızı kontrol ettik. Çok güzel vaşak görüntüleri var. Epey bol miktarda geçmiş. Onları videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Yine bir alan beklediğim gibi çok güzel çalışmış. Zaten buradan çok umutluydum. Eskiden çalıştığım bir yer. 7 ay sonra burayı ziyaret ettim. Güzel sonuçlar aldık. Şimdi diğer noktalara fotokapan kurmaya gidiyoruz.
Şimdi yukarı gidiyoruz. Güneş enerjili cihazı kurmaya. Çok yüksek bir noktadayız. Burası vaşakların dolaştığı bir bölge. Bol miktarda tavşan var arazide. Nereye baksanız tavşan dışkısı. Tavşanların eşelendiği yerler. Adım başı durup baktığınız an tavşan dışkılarını görebiliyorsunuz. Tavşan kayalık ve ardışık olunca vaşakta şüphesiz kaçınılmaz alanda oluyor. Güneş enerji panelli olan cihazımızı da kurdum. Şarjı %70'te pilleri taktığımda yavaş yavaş kendini yukarıdan şarj edecek. Dağ yamacındaki küçük bir patikayı görecek şekilde kurdum. Buradan çok güzel vaşaklar geçiyor. Nadiren de olsa ayı geçiyor. Yukarıdaki kayalıklarda barınıyorlar. Güzel bir noktaya kurdum cihazımı. 3-4 ay sonra tekrardan buraya gelip cihazı kontrol edeceğim. Umarım güzel görüntüler elde ederiz. Mekan çok güzel. Her yerde tavşan dışkısı var. Şöyle. Bu tarz patikalar ormanda çok önemli. Yaban hayvanları herhangi bir sıkıntı görmediği takdirde bu tarz yolları kullanıyorlar. Eskimiş orman yollarını, patikaları. Burası da oldukça işlek bir patika, zaten belli. Sağ sol ot, burası ottan arınmış bir vaziyette duruyor. Şimdi traktörün yanına geri dönüyoruz. Çok yorulduk. Bir cihazım daha kaldı güneş enerjili. Onu da artık daha sonra kuracağım. Bugünlük bu kadar. Artık dönüyoruz. Şimdi traktörle inerken çeşmeden su içelim dedik. İçeri düşmüş, mahsur kalmış yalakta bir büyük kaplumbağa gördük. Ve yavru da var bir tane. İşin kötü tarafı, bir tanesi de ters dönmüş, ölmüş. Hayır, yaşıyor valla. Hala yaşıyor. Valla yaşıyor. Evet. Nasipliymiş, bize denk geldi. Abi, sütos bası bak bunda. Yo, değil ya. Sütos bası. Değil, değil. Kara kaplumbağası. Evet, abi, diğerlerini de alalım. Berk. Alacağım mı? Olur. Bunlar kara kaplumbağası. İyi ki bize denk geldiler. Kurtardık onları. Şöyle aldık mı? Şuna bak ya. Tamamdır. Belki burada vardır herhalde. Olabilir ha. Yok. Hadi bakalım, şimdi sıra bizde. Biraz su içelim. Alandan ayrılalım. Evet, bugünkü arazimiz sona erdi. Berk'le birlikte şimdi geri dönüş yoluna başladık. Yavaş yavaş aşağı ineceğiz. İki tane fotokapan kurduk. Bir tane flashlayı da kontrol ettik. Onun görüntülerini videonun sonuna ekleyeceğim, fotoğrafları. Çok güzel gece kareleri var. Onları sizlerle paylaşacağım. Güzel vaşak görüntüleri, kurt görüntüleri var. Özellikle karda geçen hayvanlar çok güzel görüntüler vermiş. Bunları sizinle paylaşacağım.
Beni takip etmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Herkese merhabalar. Bundan 6 ay önce Berk'le gelip kurduğum fotokapanların içine gidiyorum. Onları kontrol edeceğim. Onların haricinde yine 4 tane alana güneş enerjili fotokapan yerleştireceğim. Gerçekten zorlu yollardan geldik yine. Acayip taştık bir yer. İçimiz dışımıza çıktı valla. Az bir yolumuz kaldı. Fotokapanları kontrol edip yenilerini kurup alandan ayrılacağız. Bugün yanımda Harun abi var. Harun abi de oraya 2 tane cihaz yerleştirecek. Buradaki hedef türümüz Başak. Onun haricinde kurt ve bozayı. İnşallah güzel noktalar buluruz. Güzel yerlere yerleştiririz cihazlarımızı. Çünkü çok büyük emeklerle geliyoruz buralara. Ciddi anlamda zor yerlerden geçiyoruz. Umarım güzel noktalar bulup cihazlarımızı yerleştiririz. Şimdi Harun abinin yanına gideyim. Harun abi. Efendim. Evet, bugün birlikte geldik yine araziye. Evet. Bugün yine zor şartlar altında. Kaç cihaz kuracaksın? Nerelere kurmayı düşünüyorsun abi? Vallahi abi şöyle güzel geçiş patika yolları. Denk getirirsek oraları kurmayı düşünüyorum. Hedef türümüz yine Başak. Onun peşindeyiz. Ormanın hayaleti. Nasip olursa çekeceğiz. Başarılar. Evet, şimdi duracağımız noktaya yaklaştık. Cihazları alıp yukarı koyacağız. Evet, şimdi güneş enerjili fotokapanımı bu noktaya yerleştirdim. Harun abi ile Tamer abi devam ediyor. Burada bir güzel patika var. Buradan yine bir geçiş var. Tam iki geçişi görecek şekilde. Bakın, bu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Şu açıdan koydum. Buradan geyik, ayı, kurt ve en önemlisi başak bekliyorum. Güneş enerjili cihazım. Aylarca gidecek. İnşallah bu noktadan çok güzel görüntüler verecek bana. Şimdi ilerideki cihazlarımı devam edeceğiz. Evet, şimdi fotokapan görüntülerini kontrol edeceğiz. Tamer abi, şuradan başlayalım. Sansan var, şöyle göstereyim. Şuna bakalım. Tavşan. Bu da tavşan. Bu da tavşan. Şöyle geçelim. Ooo, Başak işte. Ağzında tavşandan geliyor. Hedef türümüz Başak'ı bulduk. Bakın, ağzında da tavşan var. Müthiş. Bir tane daha. Yine aynı. Ağzında tavşanın kafa kısmını yemiş, ayak kısmını bırakmış. Yavrularla çobanlardan da yani. Bunu ben çok sık duyuyorum. Tavşanın yarısını buluyorlar. Evet. Kafa kısmı yok diyor. Muhtemelen Başak yapıyor onu. Yine bir tavşan. Yarasa kameramıza saldırıyor arkadaşlar. Porsuk. Oo, yarasa sortu yapıyor resmen. Tavşan. Bu da tavşan. Yine tavşan. Tavşan, geyik. Evet, güzel bir genç erkek. Patikamızı kullanmış. İleride bir tavşan var. Bolca tavşan var. Buradan güzel başaklar bekliyorum hala. Evet, porsuk. Evet. Şuna bakalım. Oo, başak. Aha, bir tane de yavrusu var yanında. Evet. Bakın, anne ile yavrunun desen farkını görüyorsunuz. Bu yavrunun babası da bu şekilde ince çizgili desenle. Yavrusunun bir tanesini yetiştirmiş. Muhteşem.
Oo, bir tane daha geldi. İkiz yavrular bakın. Kardeşler arasındaki desen farklılığını görüyorsunuz. Muhteşem. Çok güzeller. Annesi bu duruma kadar yetiştirmiş onları. Şimdi diğer görüntüleri de kontrol edip hepsini sizinle paylaşacağız. Evet, yavru baştan çıktığı noktadaki güneş enerjili foto kapanımı kurdum. Tekrar bu güzel patikaya. Başak ve anne başak ve yavrular buradan çıkıyor. Şu noktadan çıktıktan sonra böyle devam ediyorlar. Tekrar aynı noktayı kurdum bakalım. İnşallah güzel görüntüler almaya devam edeceğiz. Bu görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Muhteşem bir yer. Gerçekten çok değerli bir yer burası. Çok seviyorum bu noktayı. Şimdi diğer foto kapanlara gideceğiz. Evet. Başaklar özellikle bu tarz kayalıklara koku bırakmayı çok seviyor. Tam şu noktadan çok ümitliyim. Buraya koku bırakabilir. Kayalık noktaya. İki kaya arasından patika geliyor. Buradan aşağıya su kaynağına doğru yol gidiyor. Tam biz de buraya foto kapanımızı koyuyoruz. Bu açıdan kayalığı görecek şekilde buradan umarım güzel videolar gelir. Evet, son cihaza gidiyoruz arkadaşlar. Önceki cihazlardan müthiş görüntüler aldık. Acayip keyifliyim. İnşallah bundan da güzel başak görüntüleri gelmiştir. Bu
flashlı bir foto kapanım. Muhteşem fotoğraflar çekiyor geceleri. Şimdi bu cihaza bakacağım. Ondan sonra araziyi tekrardan terk edeceğiz.